Takvimler 1951 yılı Eylül ayını gösteriyordu. Televizyonun keşfinin üzerinden 27 yıl geçmişti. 1930'larda İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde deneme yayınları başlamış, 1936'da ilk resmi yayın İngiltere'de BBC ile izleyicilere ulaşmıştı. Almanlar 1936 olimpiyatlarını televizyondan izleyebilmişlerdi. Türkiye'de ise televizyon hala öncüsünü bekliyordu. Her şey o öncünün, Profesör Mustafa Santur'un İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazdığı bir mektupla başladı. Santur, televizyon deneme yayınlarına başlamak amacıyla bazı cihazların satın alınmasını talep ediyordu. Son yıllarda önemli gelişmeler gösteren televizyon alanındaki eğitimimizi geliştirmek, ileride memleketimize de girmesi kaçınılmaz olan televizyon tekniğinde tecrübeli elemanlar yetiştirmek amacıyla yüksek frekans laboratuvarımızda küçük ölçekli bir televizyon tesisi kurmak çok uygun olacaktır. Profesör Santur, verilecek cevabı merakla karışık bir endişeyle bekliyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Frekans Kürsüsü Başkanı olan Mustafa Santur, İkinci Dünya Savaşı'nın dumanının tüttüğü yıllarda Avrupa'ya geziler yapmıştı. Bu dönemde televizyon denen camlı kutuyu daha yakından tanıma fırsatı bulmuştu. Bir zamanlar İTÜ rektörlüğü yapmış babası Profesör Fikri Santur gibi yenilikçi ve aydın fikirliydi. Gördüklerini Türkiye'ye taşımak istiyordu. Televizyonun Türkiye'de de kısa zamanda yaygınlaşacağını biliyordu. Şimdi bu dönüşüme öncülük yapabilmeyi çok istiyordu. 1950'lerde Türkiye yeni bir döneme girmişti. Tek parti iktidarı sona ermiş, Demokrat Parti iktidarı ile birlikte Batı kapitalizmi ile bütünleşme ve liberalleşme başlamıştı. Sosyal hayat canlanıyordu. Türkiye henüz yeni yeni radyonun sesini duymaya başlamıştı. Televizyon sadece gazetede bir uzay keşfi gibi yabancı bir haber olarak duruyordu. Oysa dünyanın 60'tan fazla ülkesinde televizyon yayını yapılır olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ilk renkli televizyon satışına hazırlanıyordu. İktidardaki Demokrat Parti de televizyonu Türkiye'ye getirmek istiyordu. O sıralar "Küçük Amerika olacağız" sloganları pek yaygındı. Belki de bu yüzden Profesör Santur'un gönderdiği mektuba İTÜ'den yanıt gecikmedi. Üniversitede bir televizyon laboratuvarı kurulması talebi kabul edilmişti. Ama bu sorunun çözümü değil, henüz başlangıcıydı. Asıl mesele şimdi başlıyordu. Konu hakkında yalnızca fikri olan 3 azimli akademisyen dışında hiçbir insan kaynağı ve elde hiçbir teknik araç gereç yoktu. Santur'la birlikte bu projede yalnızca 2 öğrencisi vardı. Adnan Ataman, 1941 yılında elektrik muharebe bölümünden sınıf birincisiydi. Profesör Santur'un daveti üzerine bu çalışma grubuna katılmıştı. Bir diğer ekip üyesi de Levanten Türk vatandaşı Aldo Dorfani'ydi. O da televizyon yayınının teknik sorumluluğunu üstlenmişti. Televizyon yayını için izinler çıkmıştı ama bütçeler ve teknoloji kısıtlıydı. Gerekli cihazların alınması ve yayınların başlaması da öyle kolay bir iş değildi. 1950'li yıllarda Türkiye'de ithalat yasaktı. Televizyon yayınının yapılabilmesi için gereken verici ve kameranın tedariği için Hollandalı şirket Philips'in Türkiye Genel Müdürlüğü'nün kapısı çalındı. Philips'in Türkiye ofisi İTÜ Gümüşsuyu kampüsünün tam karşısındaydı. Şirket şartlı bir anlaşmayla gerekli olan cihazları İTÜ'ye sağladı. Adnan Ataman'ı da Hollanda'da eğitime gönderdi. Onlar da kaz gelecek yerden tavuk esirgememişti. Bundandır ki sonraki yıllarda en çok satılan televizyon markası da Philips olacaktı. 9 Temmuz sabahı Gümüşsuyu'ndaki İTÜ binasında bir telaş vardı. Öğretim üyeleri, öğrenciler tarihi bir ana şahit olacaklarından habersiz konferans salonunda heyecanla bekliyordu. Sahnede çoğunun ilk kez gördüğü bir televizyon duruyordu. Herkes meraklı gözlerle kürsü üzerindeki bu küçük ekrana bakıyordu. Stüdyo ise İTÜ Taşkışla binasının en üst katında bulunuyordu. Basık tavanlı yan yana 3 odadan büyük olanı stüdyo için ayrılmıştı. İlk dekor, biri kahverengi, diğeri gri, 2 perdeden oluşuyordu. Adnan Ataman Hollanda'da eğitimini tamamlayarak dönmüş ve ilk kameraman olarak görevine başlamıştı. Stüdyoda Philips'ten alınan süper ikonoskop kamera, sinyal jeneratörü, resim monitörü, 35 mm'lik sinema projektörü, plakçalar ve ses monitörü bulunuyordu. Artık ilk televizyon yayını için her şey hazırdı. Profesör Mustafa Santur, yayın için gerekli olan verici antene Ulubatlı Hasan gibi tırmanıp ilk ayarı yapmış, sonra da hemen üzerini değiştirerek yayının yapılacağı salona inmişti. Önde heyecanla bekleyen insanlar, arkada oradan oraya koşturan birkaç kişi. Kullanılan verici bugün ancak bir odayı aydınlatacak ampulün gücünde, yani 100 watt kadardı. Verici anten ise Perşembe pazarında gemi direği yapan bir imalathanede yapılmış ve cami minaresi ustası tarafından dikilmişti. Nefesler tutulmuş,
gözler ekrana kilitlenmişti. Yayının başlamasıyla İTÜ TV deneme yayını filaması ekranda dalgalanmaya başladı. Öğrenciler ve öğretim üyeleri adeta bir tiyatro temsili gibi ekranda dalgalanan siyah beyaz İTÜ filamasını alkışlamaya başladılar. İTÜ filaması belki de böyle bir alkışı ilk kez almıştı. Stüdyoda ise bir yandan filama dalgalanması için vantilatör çalıştırılırken diğer yandan bambaşka bir sevinç ve gurur yaşanmaktaydı. Yaşananlar herkesi derinden etkilemişti. Şimdi sıra ilk gerçek yayına gelmişti. Türkiye'nin ilk televizyon spikeri Fatih Pasiner mikrofonun başındaydı. Yıllardır radyo anonsları yapan kurt yayıncı Pasiner bu tarihi anı verdiği heyecanla sayın seyirciler yerine sayın seyirciler ve dinleyiciler diyecek ve bu yıllarca böyle devam edecekti. İlerleyen haftalarla birlikte İTÜ TV'de yayınlar düzene girdi. İTÜ TV yayınları belki haftanın bir tek günü birkaç saatle sınırlıydı ama elektronik eşya satan dükkanların vitrinlerinin önü yayın saatlerinde tıklım tıklımdı. 1953 yılına gelindiğinde halk arasında televizyon seyrettiniz mi sorusu duyulmaya başlandı. Kısa sürede Suadiye, Büyükada, Beyoğlu ve Bakırköy gibi semtlerde artık televizyon izleme imkanı doğdu. Florya gibi uzak semtlerde ise ses var görüntü yok deyiminin çıkmasına yol açacak şekilde sadece ses alınabildi. 1960'lı yıllarda televizyon alıcılarının sayısı yükseldi. Komşular birbirlerine televizyon izlemeye gitti. Telesafirlik dönemi başladı. TV'de sinemanın ilk temelleri Zeki Müren'in başrol oynadığı Berduş filmiyle atıldı. Günümüzde talk show olarak adlandırılan ilk program Halit Kıvanç tarafından İTÜ TV'de yapıldı. Saçları o zaman bile bembeyazdı. Fecri Ebecioğlu show programlarına İTÜ TV'de başladı. Konuk olarak Altan Erbulak, Zeki Müren ve Ajda Pekkan en çok ilgi çekenlerden bazılarıydı. Erkan Yolgaç'ın uzun yıllar sürecek Evet Hayır yarışması ilk kez İTÜ TV ekranlarında gösterildi. Her şeyi rahatlıkla yiyorsunuz. Yerim. Yani böyle mantı falan. Yerim. Açma mantı. Evet. 12 Kasım 1962'de Türkiye'nin 2-1 kaybettiği Sovyetler Birliği maçı ilk naklen yayınlanan maç olarak tarihe geçti. O tarihlerde kameralar stada taşınamadığından İTÜ Gümüşsuyu binasının çatısına kamera kurularak yayın yapıldı. İTÜ TV'nin son yayını da bir futbol maçı oldu. 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyonu yani TRT yayın hayatına başladı. Burası 3. band 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. İTÜ'nün tüm teknik donanımları TRT'ye devredildi. TRT, ilk özel televizyonun yasaları delip yurt dışından yayına başladığı 1990 yılına kadar devlete ait yayın tekeli olarak devam etti. O gün bugündür de genellikle siyasi iktidarların görüşleri doğrultusunda yayın yapmaya devam ediyor.